Bravo, bravo, bravo. Harika canım. Bravo, tebrik ederim canım. Sonuna yetiştiniz. Yukarıdan dinledim ben. Davulun sesi gibi bu da uzaktan iyi geldi tabii. Aa Bülent'cim, aşk olsun. Nihal'cim, ben bayıldım. Bence çok başarılı. Bence de. Prova olsun diye her gün böyle konser vereceğim artık size. Dedim değil mi, yandık diye. Sevimli misin sen? Hmm. Çocuklar. Çok şekerler. Sen de bu akşam çok güzelsin Bihter'cim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Kıyafetin de süper. Babam beğeniyor diye giydim bunu. Onlar da nerede kaldı? İyi akşamlar. Aa, ağzımdaymış, görüyor musun? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Ne zaman geldiniz hiç fark etmedik. Az önce. Behlülcüğüm. Başın sağ olsun. Teşekkürler. Akşam haberim olsaydı ben de gelmek isterdim. Biz herkesi temsil ettik. Küçük bir mirasa konmuşsun, hayırlı olsun. Hadi salona geçelim, tıkılmayalım buraya. Nihal'cim, çok teşekkür ederim kızım. Dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Ha baba, müzik öğretmenimin söylediklerini bir bilsen. Telefonda da anlattım ya. Nihal'cim, bize biraz izin verir misin? Bihter'le konuşacaklarımız var. İzninizle. Tabii, rica ederiz. Gidip bir bakayım ne yemek var. Çok acıktım. Bülent, hiç inme. Yemek yetişmeyecek bu akşam. Bu akşam büyük ihtimalle dışarıdan söyleyeceğiz. Niye ki? Aşağıda problem var. Ne oldu, ne problemi? Nihal, gel, amcam halletti. Önemli bir şey mi? Ben de bakayım mı? Hayır, hayır. Sorun yok artık. Yaptıkları büyük terbiyesizlik. Duymazdan gelemezdi. Hadlerini bildirmek gerekiyordu, bildirdim. Cemile'nin yaptığı kabul edilemez, evet. Ama Süleyman Efendi'nin hattı çok büyük Bihter. Sen onlara çok değer veriyorsun abla. Ama kızının öyle konuşmasına izin veren bir adamın ne sana ne bana saygısı var demektir. Sen şahit olamasan bile o Cemile'nin cezasını verirdi. Eminim. Bana karşı onları mı savunuyorsun? Süleyman Efendi benim emektarım. Ben ona, o bana emanet Bihter. Cemile'nin cahilce hatası yüzünden bunca senelik beraberlik bozulmamalı. Hayret. Onlara hak vereceğin aklımın köşesinden bile geçmemişti. Ben onlar haklı demiyorum. Ama keşke gidin demeden önce benimle konuşsaydın diyorum. Onlarla bu şekilde muhatap olacağına bana bıraksaydın. Bu kadar yükselmezdi olay. Tırmanmazdı o zaman. Özür dilerim. Onların bu evin çalışanları olduğunu sanıyordum ben. Evin hakimi olduklarını kimse söylemedi bana. Bihter lütfen. Onlar üzerinde bir yetkim olmadığını da bilmiyordum. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bihter yeter. Ne söylemek istediğimi çok iyi bildiğin halde inatla başka yerlere çekiyorsun. Beni azarlıyorsun. Azarlamıyorum. Yine aynı şey yapıyorsun bak. Israrla başka yerden bakıyorsun. Hizmetçiler yüzünden bana sesini yükselttiğine inanamıyorum. Onlar hizmetçi değil. Önce bunu kabul et. Sonra da böyle bir kararı benimle paylaşmadan bildirdiğin için hatalı olduğunu lütfen kabul et. Thank you.
Aklım. İyi misin? İyiyim canım. Süleyman efendilerin gitmelerine engel olduğun için çok teşekkür ederim. Bu yüzden Bihter Hanım'la aranızda sorun çıkmadı değil mi? Yok, hayır, problem yok. İyi, sevindim. Sen çalışırken izleyebilir miyim biraz? Peki. Thank you.